Merhaba Resim Üyeleri, Perşembe Bülteni ile karşınızdayım. Bugün Avrupa Ligi'ndeki 4 maçı değerlendireceğim. Yorumlayacağım bir karşılaşma 165 kodlu Arsenal CSK Moskova karşılaşması. Yani zaten Arsenal bu tura gelene kadar yaptığım bütün yorumlarda şunu söylüyorum. Arsenal'ın ligden Şampiyonlar Ligi bileti alma şansı kalmadığı için Avrupa Ligi bu takım için çok çok önemli hale geldi. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için tek fırsatları Avrupa Ligi'ni kazanmak. Şanslı bir kura çektiler. CSK Moskova ile eşleştiler. Evet, Rus ekibi zaten yani benim açıkçası çeyrek finale gelmesini de beklemediğim bir takımdı. Bu turda olmasını da beklemediğim bir ekipti. Bir önceki turda Lyon elemeleri gerçekten sürprizdi. Çünkü ilk maçı evlerinde kaybettiler. Deplasmanda kazanarak turu geçtiler. Arsenal'da tabii Aubameyang'ın Avrupa Ligi'nde oynayamıyor olması büyük bir dezavantaj. Ama hem devre arasında kadrosuna kattığı isim özellikle Mkhitaryan takıma ben bu Avrupa Ligi serüveninde ciddi katkısı olacağını düşünüyorum kalanında da. Aynı şekilde Lacazette'in iyileşmesi, takıma katılması önemli bir durum Arsenal'ın hücum gücü adına. Dolayısıyla Aubameyang'ın yokluğunu biraz bu oyuncular sübvanse edebilirler. Karşılarında da CSK Moskova'da savunmada Vasin ve Mario Fernandez'in sakat nedeniyle oynayamayacağını, ayrıca Nababkin'in de bu maç cezalı olduğunu görüyoruz. Yani CSK'da savunmada 3 isim yok bu maçta. Arsenal deplasmanında ben CSK'nın pek bir varlık gösteremeyeceğini düşünüyorum. Arsenal'ın rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Arsenal'ın handikaplı galibiyet oranı 1.60. İkinci maçım 166 kodlu Atletico Madrid Sporting Lisbon maçı. Atletico Madrid zaten şu anda oran olarak Avrupa Ligi'nin favori skorumunda. Uzun vadeli bahislere baktığınızda birinci sırada Atletico Madrid, ikinci sırada Arsenal'ı görüyorsunuz. Avrupa Ligi'ni kazanması en muhtemel takım olarak gösteriliyor. La Liga'da şampiyonluk şansı artık kalmadı denilebilir. Atletico Madrid'li oyuncular da yaptıkları açıklamalarda Avrupa Ligi'ni kazanmayı çok istediklerini söylediler. Bir önceki turda Lokomotiv Moskova'yı çok rahat yendiler. Yani ilk maçı evlerinde 3-0 kazandılar. Gittiler deplasmanda da 5-1 kazandılar. Avrupa Ligi'nde gerçekten çok hırslı, istekli. Bütün konsantrasyonu buraya vermiş bir Atletico Madrid görüyoruz. Sporting Lisbon son dönemde özellikle deplasman maçlarında çok zorlanıyor ki hafta sonu ligde de çok kritik bir yenilgi aldılar Braga karşısında. Buraya da biraz moralsiz geliyorlar. Ben Atletico Madrid'in evinde net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Handikaplı galibiyet oranı 1.55. Üçüncü maçım 167 kodlu Lazio-Salzburg karşılaşması. Lazio son maçında Benevento'yu 6-2 mağlup etmişti Serie A'da. Salzburg ise son lig maçında Wolfsberg'e 2-0'lık skorla geçmeyi başarmıştı. Salzburg bir önceki turda hatırlayacağınız gibi Dortmund'u eledi. Çok önemli bir başarıydı gerçekten. Lazio'nun şöyle bir problemi var. Lazio gerçekten önemli bir hücum gücüne sahip. Harika hücum oyuncularına sahip ama bu tip maçlarda yani iç sahada zaman zaman kolay goller yiyebiliyor. Yani Benevento'dan bile 2 gol yiyen bir takımdan bahsediyoruz ki bir önceki turda Dinamo Kiev ile iç sahada oynadığı maçta 2-2 bitmişti. Salzburg da Dortmund deplasmanında dış sahada da ne kadar etkili olduğunu, tehlikeli olduğunu gösterdi bizlere. Ben gollere yönelmeyi tercih ediyorum. 2.5'sünü öneriyorum bu maçta. Oranı 1.60. Son maçım 168 kodlu Leipzig-Marsilya karşılaşması. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan Leipzig yolun Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar geldiler. Bir önceki turda Zenit elemişlerdi. İlk maçı evlerinde 2-1 kazandılar. Deplasmanda 1-1 berabere kalarak turu geçtiler. Marsilya ise bir önceki turda Athletic Bilbao'yu evinde 3-1, deplasmanda da 2-1'lik skorla mağlup ederek bu tura yükselmeyi başardı. Bu maç öncesi Leipzig'te savunmada Orban cezalı. Yine yedek savunma oyuncusu Hasperger'in sakatlığı var. Marsilya'da tabii önemli eksikler var. Kaleci Mandanda sakat, savunmada Adil Rami sakat. Sakay'ın sakatlığı var. Ayrıca Toven cezalı. Yani 4 tane önemli eksiği var. Bu durum taraf bahsinde biraz Leipzig'i ön plana çıkarıyor. Ama Marsilya'nın da gerçekten... Yani çok önemli ve karşınıza almakta zorlanacağınız bir hücum gücü var. Son dönemde de çok yüksek skorlu karşılaşmalar oynuyor. Leipzig'in de asıl gücünün hızlı hücumlar olduğunu, hücum hattı olduğunu biliyoruz. Ben bu maçta da gollere yönelmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. 2.5'sünü öneriyorum. Oranı 1.55. Bu 4 maçın toplam oranı 6.15. Herkese yapacakları puanlara bol şans diliyorum.